Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kümesimizde sizlerle tavuk yetiştiriciliği yaparak para kazanmadan bahsedeceğiz. Tavuk yetiştiriciliği yaparak para kazanılır mı? Ondan bahsedeceğiz. Kanalımızda tavuk horoz üzerine videolar oluşturmak için böyle bir ahırı kullanıyoruz. Ayrıca burada daha önceden böyle büyükbaş hayvanlarımız vardı. Ancak mevcut zamanla büyükbaş hayvancılığı bıraktık. Tabii yem, saman maliyetleri arttığı için, hayvancılık para kazanamaz olduğu için bırakmak zorunda kaldık. Zira keseden yemektedir. Videomuzdaki tavuklarımız 2 yıllık yumurtlamadan sonra ıskartaya ayrılmış yumurta üretim çiftliklerinde iç piyasaya sunulan ıskartaya ayrılmış tavuklarımızdır. Bu tavuklar neden tüysüz kaldı diyecek olursak, tavukların yemine 2 yıllık yumurtlama döneminden sonra bildiğimiz inşaatlarda kullanılan yanmış toz kireç karıştırılarak, yemle toz kireç harmanlanarak tavukların zamanla iştahsız kalmasını sağlayarak, işte bir ağacı budama gibi hayvanlar sindirim sistemine yapışan yemle birlikte tükettikleri bu inşaat kirecinin tozları taşlık ve bu kursak adı verilen yem depolama alanlarına yapışarak hayvanların sindirim sisteminin çalışmasını durdurmaktadır. Ve böylece hem tok hisseden hayvanlar bakımsız ve kel kanlılığı için, doğru dürüst beslenemediği için tüylerini dökmektedir. Evet, tavuk yetiştiriciliği yaparak para kazanılır mı? Bili. Bu tavukları biz 5 liraya 10 liraya çıkma tavuk olarak bu yumurta çiftliklerinde iç pazara sunulan çiftliklerden aldık. Ve biz bu tavukları doğal organik mısır ve böyle arpa ezmesiyle, kırmasıyla besliyoruz. Hem besi hayvanlar için hem de kanatlı hayvanlar için son derece faydalı olan arpa kısa bir zamanda bu tavukların gelişmesini sağlayarak ve yeniden yumurtlama yapabilmektedir. Ayrıca siz civcivden alarak, daha genç körpeden alarak şey yapabilirsiniz, civciv yetiştirerek en verimli dönemlerinde tavuk yetiştiriciliği yaparak, köy tavuğu yumurtası satarak ve köy tavuğu satarak para kazanabilirsiniz. Bildiğimiz gibi köy tavuğu organik olduğu için hem yumurtasına hem de etine rağbet vardır. Bir köy tavuğu yumurtası 1 liraya yakın bir fiyattan satılmaktadır. Bu tavuklarımız burada 40-50 tane vardır ve yakın bir zamanda yumurtlamaya tekrardan başlayacak ve İslam dininde horozsuz tavuğun yumurtası yenmesi pek uygun görülmediği için biz bir tane horozumuzu orada gördüğümüz gibi tavuklarımızın içine saldık. Hem tavukların korku ve stresini eşsiz kalarak stresini önlemektedir. Hem de dinimizin gereği olarak horozsuz yumurta yemenin mekruh olduğu ve neticesiyle bir horozu kümesimize saldık. Eğer bu horoz 2 tane olursa aynı kümeste birbiriyle anlaşamaz ve kıskançlık ve hasetlik yüzünden birbirlerine dövüşerek zarar verebilmektedir. Ancak denizli horozlar uysal olduğu için başka bir horozla aynı çatı altında yaşayabilir. Ancak başka bir horozların çoğu asi olduğu için, kıskanç olduğu için denizli horozu kadar uygun uyum sağlayamaz. Evet, tavuk yetiştiriciliği yaparak para kazanabiliriz. 40-50 tavuktan günlük olarak 30-40 yumurtası elde edebiliriz. 75 kuruşa satsak bile ne? 3-7-20-21, 5 kere 7-35, aşağı yukarı 35-40 lira bir kazanç elde ederiz. Ayrıca tavukların da ileride yetişeceğini de hesap ederek et kesim verimlere geldiği için bir köy tavuğu 50-60 liraya da satılabildiğinden, yani tıpkı cebimizdeki bir küçük demirlik gibi her an harcamaya elverişli olan bir gelir kaynağıdır. Ayrıca evimizde
yumurta, organik yumurta tüketmek de ayrı bir cevadır.